İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Tarım Meydanı'na hoş geldiniz. Yeni bir programla daha bahçe stüdyolarımızda karşınızdayız. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hadim ve Bozkır bölgelerine uzanacağız ve o bölgelerin tarım potansiyelini ekranlara getirmeye çalışacağız sevgili seyircilerimiz. Ve elbette Hadim denince de akla ilk gelen kiraz oluyor. Kiraz mevsiminde biz de kirazı konuşmaya çalışacağız. Ve üreticilerin sorunlarını masaya yatıracağız. Ve üç değerli canlı yayında konuğumuz var. Sayın Adem Aslanhan bizlerle birlikte, Hadim Ziraat Odası Başkanı. Adem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın İrfan Tuğlu, Hadim Ziraat Odası Genel Sekreteri. İrfan Bey hoş geldiniz. Ve Bozkır'dan misafirimiz, Bozkır Ziraat Odası'nı temsil eden ziraat mühendisi Süleyman Aladağ bizlerle. Süleyman Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tabii Bozkır Ziraat Odası Başkanımız da bizlerle birlikte olacaktı ama yakınlarını hac yolculuğuna uğurladığı için bizlerle birlikte olamadık. Kendisine ve özellikle Bozkır'a da buradan en başta selamlarımızı iletmiş olalım. Evet, tabii Hadim kirazını konuşalım. İlk etapta buna güzel bir parantez açalım. Kirazlarınız da masamızda, maşallah diyerek başlayalım sözlerimize. Öncelikle kendimi tanıtayım. Eyvallah, buyurun. 1964 Hadim Eğis'te doğumluyum. 2005'te Ziraat Odası kuruldu. Evet. Ve o gündür bugündür yönetimdeyim ve 7 yıldır da Ziraat Odası Başkanlığı'nı yürütüyorum. Öncelikle kirazı gösterirken bunu bize buraya gönderen, sizlere ikram eden Yusuf Dikici, Tevfik Ateş, Memiş Solmaz'a da burada teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Şimdi başta bizim üreticinin tek sorunu, şu andaki sorunu, motorize ekip denilen bir ekip var. Yani bu ne demek? Hadim'de üretilmeyen kirazın Hadim haline girmesi demek. Yani bu nereden? Bu duyum tabii, ben gözümle görmedim. Maraş'tan, Niğde'den, Adana'dan, Karaman'dan kiraz geldiği, Sarıveliler'den. Ha, Bozkır, Sarıveliler, Hadim aynı iklime sahip. Ama çiftçinin bundan müzdarip olmasının tek sebebi, buradan giden kiraz sınır kapısından geri döndüğünde ihracata dayalı bu kiraz. Hadim kirazı olarak kötüleniyor, lekeleniyor. Ve bunun tek çaresini de ben daha önce yıllarca söyledim. Yerel yönetimlere de, üreticilere de. Hadim'de hal müdürlüğünün kurulması. Hal müdürlüğü kurulmadığı sürece bunun önüne geçilemez. Adam kirazı Adana'dan alıyor. Hadimli de olabiliyor bunu yapan. Getiriyor hale, ihracatçı firmaya satıyor. Ama geçen yıl şu kiraz bu mevsimde 18 lirayken şimdi 5 lira. Yazık değil mi bu çiftçiye? Ciddi bir kaybınız söz konusu. Mutlaka. Bu sebepten kaynaklı. Peki ben şunu bir sorarak başlayayım aslında. Nasıl bir potansiyel vardır ve siz sezonluk kaç ton kiraz üretiyorsunuz Hadim genelinde, şimdi, bölgesinde? Şimdi Yaşar Bey, biz 800 rakımdan 1900-2000 rakımına da bir iklime sahibiz. Aladağ bölgesi 800 rakım. Arada bir 15-20 günlük bir boşluk var. Şu anda Hadim kirazının tam toplama zamanı. Geçen yıl rakamlarına göre 18.750 ton kiraz ihraç etmişiz biz. Bölgenizden. Bölgemizden. Evet. Bu tarım ilçeden aldığımız verilere dayanarak da söylüyoruz tabii bunu. Ama bu hal müdürlüğü kurulsa kimin kaç kilo kiraz getirdiğini üretici belgesi, yol belgesi, çiftçi belgesiyle daha net olur. Ve dışarıdan gelen kirazın da önüne geçilmiş olur. İç pazardaki potansiyeliniz nedir? İç pazarda mutlaka İstanbul'dur, Konya'dır, Alanya'dır, oraya gidiyor. İrfan tahmini kaç o da? İrfan Bey daha iyi biliyor. Bir 10 bin tona yakında mutlaka iç pazar var. Tüketiliyor. Yani evet. Bu Irak'a da gidiyor tabii. En çok bizim kirazımız Çin ve şeye gidiyor, Rusya'ya gidiyor. Irak'a giden tabii bunun biraz daha... kalibresi düşük olanlar, yani çürüğü gitmez mutlaka. Ha, burada bir de şunu söyleyeceğim. Hani dünyanın korkusu, Türkiye'nin korkusu derler ya. Buradan Recep Bey'e de bir şey seslenişte bulacağım. Benim de çocukluğum bir Recep Bey. Ben çuma da geçti gençliğim. Bu kiraza da tork olarak bir el atmasını istiyorum. Burada sizin huzurumuzda. Ve hasat yeni başladı. Lafımızın başında söylememiz gerekeni şimdi söylüyoruz. İnşallah çiftçilerimizin bereketli, bol hasatlı bir gün geçirmesini temenni eder.
Hepsine burada saygılarımı sunarım. Eyvallah. Tekrar yine de bereketli olması ümidimizi i̇nşallah, yineleyelim inşallah. Ama rakamsal ciddi kayıplarınızın olduğunu başta söylediniz. Tabii mutlaka. Şu toplanan kiraz belki 50 ağaçtan toplandı. Evet. Dolu afet oldu. Bu iklim bu yıl her yerde oldu. Doğru. İnşallah beterinden saklasın Cenab-ı Allah. Ama olanlarınki de para etsin, değer kazansın. Yetkililerden bunu temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi olur. İşte geçen yılki 18'e giden kiraz bu yıl neden 5 lira? Geçen yılki gübre fiyatı 60 lirayken şimdi 30 lira. İlaç 50 lirayken 150 lira. Bu maliyete dayanıyor. Çift şu anda zararda. Yani herkes kirazı keseceğim havasını arıyor. Dolu bölgenizin tamamını mı etkiledi yok, Adem Bey? Bir Çaldağ bölgemiz diye bir yer var. Çoğunlukla orayı etkiledi. Bir de neydi? Mernekeylası tarafında. Orada İnönü çok bölgesi. Az. İnönü Göleti civarı diye bir yer. Şu son günlerde yani yağmurlar aynı zamanda çatlamaya sebep oldu. Bugün çok kötüydü. Sabah ben Hadim'den Konya'ya gelirken hava çok karışıktı. İnşallah yağmamıştır. Öyle de bir haber almadık. Yani şu pazar konusunda söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki bugüne kadar hal kurulma işini neye bağlıyorsunuz? Yani potansiyeliniz şimdi halimiz var yeteri kadar Bey. Da bir potansiyeliniz var. Halimiz var. 22 tane evet. dükkan var. Ama hal müdürlüğü yok. Evet. Bunu belediye kurması gerekir. Bak burada bana üreticilerden şikayetçi olan kişiler var. İsimlerini okumayacağım. Ve ben onların hepsine de söyledim. Kaymakamla üst yazıyla bildirdim. O da yetkili birimlere mutlaka yazısını yazmıştır Kaymakam Bey. Bunlar üreticilerin imzası. Bana vermiş evet. oldukları sadece bu evet. motorize ekipten dolayı. Tabii adamlar kendilerine göre haklılar. Talep ne kadar yani arz çok talep çok olursa fiyat düşer. Şimdi Adana'da kiraz hadim kiraz olarak gitmesin. Vatandaş bunu istiyor. Bizim 10 bin ton kirazımız varsa 10 bin ton olarak gitsin. Fiyat o zaman 18 lira 20 lira olur. Ama 30 bin ton kiraz giderse fiyat elbette 5 liraya düşer. Yani dışarıdan gelenler sizi üs olarak kullanıyorlar. Aynen. Ve sizin kirazınız üzerinden aynen. prim yapmaya çalışıyorlar aynen. diyebiliriz aslında. Aynen. Değil mi? Durum bunu gösteriyor. Peki İrfan Bey, Adem Bey hakikaten çok da güzel özetledi. Yani evet. Olup bitenlere tabii duyarsız kalmamak da lazım. Tabii. Hadimli üreticinin de beklentisi bu doğrultuda. Bu konuya ilişkin az evvelki şikayet dilekçeleri dışında başka ne tür adımlar attınız ya da atılmalıdır? Bu konuya ilişkin sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi ben Hadim Ziraat Odası Genel Sekreteri olarak çalışıyorum. Evet. Çiftçiyle birebir ikili ilişkileri aslında oda adına siz ben vuruyorum. Daha evet. çok çiftçinin yani kirazın dışında problemleriyle ben muhatap oluyorum. Bu tarım bağkuru meselesidir. Genel sağlık sigortası meselesidir. Ondan sonra sulamayla alakalı yetersizliklerle alakalı yetersizlikler, tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğu. Ondan sonra her ne kadar sosyal güvenlik sistemi, emekli sandığı, SSK, Bağkur birleştirilmiş olsa da aslında statü olarak emeklilikte farklı olduğundan dolayı çiftçilerin yaşadığı problemler, SSK'dan emekli olanların daha yüksek maaş, Bağkur'dan emekli olanların daha düşük maaş aldığından dolayı ben de daha çok sosyal haklarıyla ilgileniyorsunuz. Sosyal haklarla evet. alakalı ilgileniyorum. Onunla kısaca bir paranteze tabii. değinmek istiyorum. Şimdi şöyle odaların da ayakta kalabilmesi ve güçlü olabilmesi için çiftçinin beklediği hizmetleri yapabilmesi için ekonomik güce ihtiyaç var. Ekonomik güç de üye sayısıyla mümkün oluyor. Bizim üye sayımız toplamda biz aslında şöyle bir parantez açayım. Biz Hadim Taşkent Ziraat Odası Başkanlığı'yız. Çünkü 2013 yılında kapanan Taşkent Ziraat Odası bize bağlandı. Biz Hadim ve Taşkent'i bütün olarak kabul ediyoruz. Zaten bölgemizde aynen siz öyle. De gelip gittiğiniz için. Aynen öyle evet. Evet yani Hadim'le Taşkent'i birbirinden ayıramıyoruz. Zaten telaffuz ederken de Hadim Taşkent demeliyiz. Hadim'de 1200 civarı ÇK'sı yaptıran üyemiz. Taşkent'te 200 civarı ÇK'sı yaptıran üyemiz var. Bu azalmanın sebebi şundan dolayı azalıyor. Her yıl ortalama 150 kişi kaybımız oluyor. Girenlerle beraber 150 kişi kaybımız oluyor. Bunun sebebi de şundan dolayı. Tarım Bağkuru primleri çok yüksek. Geçmişte Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu konuda bir başvuru yapmış. 16 günlük, 15 günlük prim ödesinler, 30 günlük hak elde etsinler gibi. Bunu da kademeli sistem yapalım. Her yıl birer kademe artsın. 16, 17, 18, 19 diye. Şimdi artık 30'lu rakamlara yaklaştığı için 700'lü civarlarda bir 700
TL civarında bir tarım bağkuru primi söz konusu. Bu da yani alın teriyle parasını kazanandan cebinde hazır parayı veren birisi için çok zor olmakta. Ben daha çok bunlarla ilgileniyorum. Bunları dile getirmek istiyorum. Yani çiftçinin kazandığından çok çıkar, cebinden çıkan parası var. Az çıksın, çok desteklensin. Aksi halde gelir gider dengesi tutmuyor. Evet, yani bundan dolayı da bağkur primleri yüksek olduğu için çiftçi bizden kaydını sildiriyor. Kaydı sildirince bizim odamız küçülmüş oluyor. Zaten mikro bir odayız. Hemen hemen Konya bölgesinin en küçük odalarından bir tanesiyiz diyebiliriz. Hatta zannedersem en küçüğüzdür. Çünkü daha küçüklerini kapattılar. Ahırlızı radyosunu Bozkır'a, Taşkent radyosunu bize bağladılar vesaire. Yani biz küçük bir odayız. O yüzden çiftçi ziraat odasına kayıtlı olmanın avantajını yaşamalı ki ziraat odası da ayakta kalsın, çiftçiye hizmet edebilsin. Son 3,5 yıl emeklisine kalan çiftçilerimiz zaten bizden kaydını sildirip SSK'ya geçmek durumunda kalmaktalar. Ondan sonra gene sağlık sigortasında gelirler pazar fiyatına göre hesaplandığı için bizim Hadim'de kirası şu anda 5 liradan pazara çıkıyor mesela, ihracat kirası 2 gündür. Ondan önce 10-11 lira gibi rakamlara satıldı. İş piyasaya sattığımız kirazlar yine 2, 2,5, 3,5, 4 o civarlarda satıldı. Dünden itibaren bu kalitede, yani normalde ihracatlık bir kiraz 6 lira civarında satılıyor. Bu da çiftçiyi memnun etmiyor. Çiftçi çiftçilikten vazgeçmek boyutuna geliyor. Ama gelir tespiti yapılırken pazarda aynı 5 liraya giden kiraz 10 liraya 15 liraya satılıyor İstanbul pazarında. Bu sefer pazar fiyatından gelir tespit edildiği için çiftçi çok kazanıyor gözüküyor. Evet. Aslında hal fiyatından gelir hesaplanırsa daha sağlıklı, daha makul bir şeyler ortaya çıkar. Çiftçi de memnun olur. Odalar olarak biz de memnun oluruz. Giderek de kan kaybı yaşanmasını istiyorsunuz. Peki bir konuya parantez açabilir miyim? Özür dilerim. Şimdi bu dediğim sebeplerden dolayı kayıt dışı çiftçilik had safhada. Onun haricinde bizim bölgemiz dağlık, yamaç, parçalı araziler çok fazla. Bizzat başkanımın köyünde tapulama geçmemiş veya tapulama geçmiş varisli duruma düşmüş araziler. Varisli duruma düştüğü için orada ben girebilir miyim söze? Üzerlerine alınamıyor tapular. İnönü bölgesi en büyük tarım yapılan şu anda bölgemiz orası. Yine tapular yok, varisli. Yani mesela resmi rakamlara göre 18.750 ton dedik. Bir önceki yıl 20.000 ton dedik ama bizim kanaatimiz belki 35.000 ton kiraz üretiyoruz biz aslında. 30.000 ton üzüm üretiyoruz resmi kayıtlara göre. Evet. 45.000 ton, 50.000 ton üzüm üretiyoruz. Yani mesela Eğiste çiftçisi, Eğiste de bağcılıkla ön plana çıkıyor. Eğiste de mesela kiraz yok. Başkanımın köyü, Eğiste mahallesi. Fakat kayıtlı olan 5 kişidir 1950'lerde mesela. Tapu geçmiş. İşte dededen toruna, toruna, yeğene satılmış. Hiç kimse tapu üstüne almamış. 3 kişi dosya veriyor. ÇKS dosyası. Kuru üzüm, bu kecimendiğimiz üzümünde en çok üretildiği yer benim bölgem. Benim köyüm, mahallem Eğiste. Ha, bu toplamak için var ya, varis 50-60 yüzlere buluyor varis. Onu da mümkün değil topluyorum. Eğer bu yetkililer buradan beni duyarsa yeniden bir tabu kadar suranın geçmesini istiyorum. Bir de Beyrelik köyümüz var aynı. O da Alanya sınırında. Orası da aynı şeyden müzdarip. Tabii öyle olursa bizim çiftçi sayımız da artacak. Kendi gelirimiz de artacak. Ve bu kayıt dışı olanlar da göz önünde olmamış olacak. Hepsi kayıt içine alınmış olacak yani. Eyvallah. Yaş ortalamasını soracaktım az evvel. Yani Hadim'deki üreticinin yaş ortalaması nedir? Gençlik yok bizde Yaşar Bey. Şimdi daha her yerin sorunu. En genci 35 diyelim. Ya o da okumayan kesim. Okuyanlar zaten bir yerlerde memur olmuştu. Süleyman Bey Hadimli ama burada okumuş, ziraat mühendisi, Bozkır'a gelmiş. Evet. Bir firma açmış. Öyle olan kişiler var. Haricindeki insanlar hep dediği gibi sigorta, bağkur ödememek için gideyim, hiç olmasa asgari ücretli bir sigortada çalışayım, iş yerde çalışayım, sigortam ödensin. Yani üreticiyi adam kayıtını sildiriyor. Maliyetler yani. Uzaklaştırmış toprağından. Tabii, aynen öyle. Ya da işte alanından. İlaveleriniz var mı sizin İrfan Bey? Şimdi şöyle, biz üretim anlamında genç, okulu bitirmiş, hayata atılmış diyeyim artık, kendini ikame edecek insanlar şunu düşünüp de ben kiraz bahçesi dikersem, 50 tane arı kovanı alırsam, işte ya da bağ dikersem ben geçimimi bundan sağlarım güvencesini kendinde göremiyor. Daha çok sosyal güvenceyi, ailevi iaşesini başka yerden karşıladıktan sonra bunu ek iş olarak yapmayı tercih ediyor. Neden? Çünkü çeşitli sebepler var.
dış politikadan dolayı kirazı 5 sene önce de 5 liraya satıyorduk. Şimdi de 5 liraya satıyoruz. 10 liraya sattığımız, 11-12 liraya sattığımız rakamları da, yani onun da hakkını yemeyeyim, sattığımız oldu ama şimdi zaten kirazın maliyeti 4 lira 5 liradır bir çiftçiye. 5 liraya sattığı zaman para kazanmaz. Yani kiraz çiftçiye güven vermediği için ben bahçecilik yapsam da yeter diyen nadirdir. Yani sadece tek kişi kirazcılık olan. Yani çok büyük kiraz bahçelerimiz var. Çok büyük çiftçilerimiz var. Ama atadan kalan bahçelerdir. Sıfırdan tesis edeyim diye bir genç tesis etmemiştir. Ya da ekonomik gücü olan emeklisini doldurmuştur. Veya bir başka yerde çalışıyordur. Onlar bahçecilik, çiftçilik yapıyorlar. Durum bu. Yani demek istediğim, hani yaş ortalaması sordunuz ya, yaş ortalaması fiyatı çiftçi belirleyemiyor. Emeklilik seviyesinde diyebiliriz. Buraya gelip ihraç ettiğin kişiler belirliyor fiyat yani. Çiftçi belirleyemiyor. Sabahtan tavan fiyat şu, tavan fiyat şu diye bir şey yok. Sabah gidiyor bahçesine, 5'te kirazı yolup geliyor. Artık vicdanla oradaki bizde şöyle diyeyim, firmaların ayakçı takımı, onlardan özür dilerim, öyle öyle tabir ediliyordu da. Onlar ne verse onu alıyorlar. Yani borsadaki gibi bir fiyat standardı söz konusu değil. O işte hal müdürlüğü kurulsa o önüne geçirir. Evet. Sabah anosidir belediyeden, bugün kirazın yani bu kalibreye göre 24 üstü, 26 üstü şu fiyat, 28 altı şu fiyat diye bir belirlenir. Onun üstüne çıkamazlar. Evet. Ama şu anda üretici kirazı yoldukta geldi, zaten bunun raf ömrü yok. Yolduğu gün verecek yani. İhracatçıya verecek onu. Evet. Tabii konuşmaya devam edeceğiz. Bir virgül koyalım ve Bozkır bölgesini, Bozkır meyveciliğini, üretimini konuşalım. Süleyman Arada, siz hem odayı temsilen buradasınız. Başta söyledik, başkan bir mazereti nedeniyle gelemedi. Hem de siz ziraat mühendisi olarak, bir üretici olarak da burada. Hem de ziraat ilaç gübre bayiliği yapıyorum. Yani çiftçilerle birebir muhabbet içerisindeyim. Bozkır bölgesinde tarla ve bahçe bitkileri karışık. Mesela Bozkır'ın elması meşhur. Elma üzerinde birazcık çalışmaları var. Buğdaydır, nohuttur, arpadır, mercimektir, bu tarz şeyleri de üretiyorlar. Aynı sıkıntıları Bozkır bölgesi için de söyleyebiliriz. Yani söylediğiniz gibi Bozkır bölgesindeki çiftçilik yapan kişilerin yaş ortalaması 40 ve üzeri. 40 ve üzeri. Çünkü aynı sorunları yaşıyorlar. Sulak arazi yok. Yapılan destekler tam anlamıyla yapılmıyor. Örnek veriyorum, üretmek sizden, destek büyükşehirden diye Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir şey var. Çalışma var. Çalışma var. Bu çalışmaya biz destek veriyoruz. Biz buradan, ben Uğur İbrahim Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok yerinde bir çalışma. Bozkır bölgesine çilek verdiler. Bozkır bölgesindeki bağcılara yüksek sistem, telli sistem, yani yüksek telli sistemle ilgili çalışmalarda bulundular. Fakat yapmaları gereken bazı şeyler var. Üreticiye bilmediği bir şeyi sen bunu üret diye vermemesi gerekiyor. Yapacağın desteği yapmadan önce demesi gerekiyor ki siz çilek üreteceksiniz. Çilek nasıl üretilir? Bölgemizde hangi çilek yetiştirilebilir? Hangi cins yetiştirilebilir? Bunları söylemeden belediyemiz diyor ki ben size destek veriyorum. Tülünüzü, malçınızı, fidanınızı veriyorum. Bana kayıt yaptırın. Tül, fidan geliyor. Çiftçi nasıl ekecek bilmiyor. Nasıl hazırlayacak toprağı bilmiyor. Yani bu tarz desteklerden önce çiftçi bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi olayını biz daha çok ön plana almak istiyoruz. Bozkır bölgesi olarak. Aslında burada işte ziraat odalarına da büyük görev düşüyor galiba. Yani onlar da çiftçiyi bu noktalara hazırlasalar ve bir altyapı için çalışsalar daha iyi olmaz mı? Ziraat odaları zaten bunun için çalışıyor. Mesela Bozkır Ziraat Odası'nda Alaala'da teknik olarak araziye gidiyor. İşte baktığı zaman senin bağında mildiyo var, külleme var, işte salkım güvesi var. Bunlar yapılıyor. Evet. Fakat desteklemelerden haberi olmayan çiftçiler çok oluyor mesela. Bu teknik anlamdaki çalışmalarda adamın aklına yatmıyor. Diyor ki ben diyor anamdan, babamdan, işte nenemden böyle gördüm, böyle yaparım. İşte bunu yapmak için mesela devletin daha çok ön planda olması gerekiyor. Mesela Büyükşehir Belediyesi ekip kurarak mesela örnek yerler yapması gerekiyor. Torku. Torku bölgede örnek bağlar yapıyor mesela. İnsanlar diyor ya Torku yapmışsa, Torku uyguluyorsa doğrudur. Ben gideyim Torku'nun yaptığı araziyi bir kontrol edeyim diyor. Yani böyle bir şey yapılması gerekiyor. Ziraat Odası'nın yaptıkları ve yapacakları vardır. O konuda biz hemfikiriz. Ama çiftçiler genellikle böyle büyük firmaların veya devletin yaptığı şeyleri takip ediyor. Yani örnek uygulamaların daha çok olması değil mi? Aynen. Aynen. Evet.
sahada daha yerleşik hale gelmesi elbette mümkün. Meslektaşlarınızın danışmanlık yapma durumu söz konusu bildiğim kadarıyla. Meslektaşlarımızın danışmanlık yapma durumu var. Herkes ekmek yiyebileceği bir yerin danışmanlığını yapıyor. Örnek veriyorum, siz zirai ilaç bayisisiniz, danışmansınız. Benim sizinle aram iyi. Ben size diyorum ki şu şu gübre ilacı yazarsan ben veririm. Sen de benden şu kadar yüzde alırsın. Hani bu şekilde danışmanlık yapılıyor. Ama belediye olarak mesela biliyorsunuz özel idareler Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandığı için. Evet. Büyükşehir Belediyesi bu işle ilgileniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bir ekibi olsa tarımla ilgili bölgeye gönderse bir reçete yazsa o reçeteyi çiftçi istediği bayiden alabilir. Yani özellikle isim belirtmez, şuradan alacaksın demez. Hani tamamen çiftçinin kendisine bırakabilir o görevi. Yani olması gereken de zaten odur. Sana demesi gerekiyor ki, mesela danışman diyor, A firmasına git, şunu şunu al. Mesela olması gereken bu değildir. Şu şu içerikteki ürünü alman gerekiyor, çiftçi de kararı kendisi verecek. A firmasına gider, B firmasına gider. Onu o şekilde yönlendiremezsiniz. Anladım. Belediye yaptığı zaman o şekilde yönlenmez. Peki yani. Bozkır'da ön plana çıkan ürün nedir? Elma dediniz az önce. Nohut, nohut. Mercimek. Evet. Daha çok hangisinin üretildiğine şahitsiniz? 2 yıldır Bozkır'da elmada biraz sıkıntılar oluyor. Dolu yağışlarından dolayı. En çok elma üretimi vardı. 2 senedir elmada sıkıntı var. Nohut, buğday üretimi var. Fakat nohutta da domuz probleminden dolayı çiftçilerin çoğu evet, daha önce bıraktı. De gündeme gelmişti. Aynen. Büyük zararlar verdiğini söylemişti oda başkanlarımız. Domuz, önlem alınamadığından da dert yandılar. Onun sebebi önlem neydi? Önlem alınamadığından dolayı değil. Şimdi belediyenin şöyle de bir projesi var. Evet. Çit, elektrikli çitleri tarlanızın etrafını çevirebilirsiniz diyor. Ama bu projeyi yaparken işte küçük alanlara vermiyor. Büyük bir alana veriyor. Bizim bölgemizdeki çiftçilik yapılan alanlar dar. Bölgemizde en toplu arazi 10 bin metre, 20 bin metrekare mesela. Ama devlet veya Büyükşehir Belediyesi diyor ki 50 bin metre alanı çevirirseniz ben size destek veririm. Bu sefer insanlar bir araya gelip orayı yapamıyor. Ona gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor değil, birlikteliği sağlayamıyorlar. Yani parçalar, araziler parça parça olduğu için. Anlıyorum. Bir de mesela destekleri %30. Yani %70'ini devlet ödüyor, %30'unu çiftçi ödüyor. Bu da çiftçiye büyük bir maliyet olarak gözüküyor. Evet. Bozkır'ı biraz daha tabii konuşacağız ama izninizle bir araya gideyim. Reklamlara gideceğiz. Sonra hem daha iyi uygulamaları nasıl becerebiliriz, nasıl başarabiliriz konuşalım. Hem de kiraza özel az evvel bahsettiğiniz sorunların dışında neler var ve bir de bağcılık demiştiniz. Evet. Daha çok Hadim'in ikinci ön plana çıkan ürünü olarak üzümden bahsettiniz. Onunla ilgili de neler yapılması gerektiğini konuşalım ve üzüm üreticilerimizin de birazcık kafasındaki sorulara cevaplar aramış olalım. Sevgili seyirciler, Tarım Meydanı devam ediyor. Hadim, Taşkent ve Bozkır bölgesini konuşmaya, ürünleri ve çiftçinin sorunlarını, üreticinin sorunlarını, çözüm bekleyen sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi araya gideceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Tarım Meydanı devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hadim, Taşkent ve Bozkır bölgelerini konuşuyor, masaya yatırıyoruz. Hadim Ziraat Odası Başkanı Adem Aslanhan bizlerle birlikte. Hadim Ziraat Odası Genel Sekreteri İrfan Tuğlu bizlerle birlikte. Ve Bozkır Ziraat Odası'nı temsil eden Süleyman Aradağ Ziraat Mühendisi arkadaşımız bizlerle birlikte. Bölgeye has tabii ürünler, başta kiraz ve bağcılık olmak üzere bunları konuşuyoruz. Bozkır yöresinin ön planında elması var. Onu değerlendirmeye çalışıyoruz sevgili seyircilerimiz ama bununla birlikte daha iyi neler olabilir birazcık daha bu bölümde değerlendirmeye, işlemeye çalışacağız. Adem Bey, tabii desteklere de ihtiyaç var. Yani üreticinin ciddi anlamda maliyetleri söz konusu. Elbet. Bu destekler ne olmalı, ne olabilir? Birazcık buraya girelim, değerlendirelim. Şimdi, bir takım tabii bağcılık ihtimaller var. Süleyman Bey'in de köyü, Aladağ bölgesi dediğimiz gaziler, yağcı. Bu salamura yapraktan, üzümden aldığı para kadar yapraktan da alıyor. Bu en çok bağcılık. Benim köyümde demin ki bahsettiğim gibi ÇKS yok,
tapu yok. Ve Bolat kasabası var, Bolat mahallesi. Oraya gölet yapılıyor. Benim çiftim de bir gölet istiyor. Sulama, o da, bahsettiğimiz üzüm üründe su isteyen bir ürün. Hı hı. Onun için mesela Hadim'de bu kiraz meyvesi en çok su isteyen bir meyve. Bir göletimiz var. Şu anda hizmet veriyor ama su yetersiz. Yani hı hı. Bir 2 metre daha yüksek olsa o sulayabileceği bölgeye fazlasıyla yeter. Bir de yapımı devam eden ama çok böyle usul devam ediyor. Yavaş devam. Bu da tabii ekonomik krizden de kaynaklanabilir. Yarıcak göleti değil bir gölet. Onun da bir an önce faaliyete geçip Hadim çiftçisi suyuna kavuştu muydu bizim çiftçi üretmesini bilir. Yeter ki destek olsun yani. Hı hı. Biz çiftçiye desteğimizi verirsek çiftçi üretir ve bizleri de besler. Bağcılıkla uğraşanlar, bağcılıkla, üzüm yetiştirenler de mi aynı dertten muzdarip? Şimdi su olduğu an bahsettiğim gibi salamura yapraktan üzüm kadar değer elde ediyorlar. Evet. O da su isteyen bir cins, evet. Hesabalık dediğimiz bir cins. O da bizde yetişmiyor su olmadığı için. Ama bir gölette benim çiftçilerim de yani kendi köyümün çiftçileri onu da istiyor. Üzümde az önceki bahsettiğimiz gibi ekşi kara dediğimiz bir üzüm. Evet. Sofralık üzüm değil. Bizdeki yetişen sadece sofralık ihracata dayalı o da. Kuru tüketilen bir üzüm. Kalitesi çok güzel. Hı hı. Fiyatı da çok güzel. Şu anda o üzüm 20 bin lira kilosu. Ve çiftçiyi memnun eder. Ama demin reklam arasında da söylediğimiz gibi şimdi Tarım Bakanlığı mısır üreticisine destek veriyor. Buğdaya destek veriyor, arpaya destek veriyor, pancara destek veriyor. Neden kiraza vermiyor, neden üzüme vermiyor? Ben de bunları talep ediyorum çiftçim adına. Hı hı. İnşallah duyar buradaki yetkililer bizim hı hı. söylemlerimizi. Dile getirirler. Benim diyeceğim bu kadar. Evet. Daha ilerleyen saatlerde de konuşacağımız şeyler var. Desteklerle ilgili İrfan Bey, arada İrfan Bey, konuştuk. İrfan Bey, konuyla ilgili neler yapılabilir? Daha önce Hadim'de tahıl ürünleri de söz konusuydu, yetiştirilebiliyordu. Evet. Şimdi böyle bir imkan yok bildiğimiz kadarıyla. Ne olabilir? Nasıl bir çözüm geliştirilebilir? Şimdi şöyle, bizim Hatim bölgesi yamaççı arazilere ve parçalı arazilere sahip olduğu için tahıl ürünü daha çok ailelerin kendi ihtiyaçları miktarında üretiliyordu. Yine mikro şekilde yani küçük miktarlarda üretiliyor. Fakat tahıl ürününü eskiden böyle ihracata satılan kirazımız, üzümümüz olmadığı için imkanlar kısıtlı olduğu için hani ambar mantığı, ambarımızda buğdayımız olsun, nohudumuz olsun, mısırımız olsun yeter mantığıyla hı hı. bunlar üretiliyordu. Şimdi bizim orada bunlar üretilemiyor. Ha, üretilmediği şöyle, üretilse de ekonomik gelir elde edilemez yani aileler açısından. Çünkü bir kirazın yerini tutmaz. Her ne kadar kiraz, üzüm meşakkatli, zor, pazarlaması zor olsa da tahıldan, buğdaydan çok daha iyi. Çünkü bizim orada makineleşme hemen hemen hiç yok. Sadece ilaçlama alet dediğimiz pulverizatörler kullanılıyor. Tak tak dediğimiz, pat pat dediğimiz hı-hı. öyle tabir edilen çapa makineleri kullanıyor. Sadece makine ekipman olarak bunları kullanabileceğimiz bir araziye sahibiz. Onlarla çiftçilik yapıyoruz. Yani bizim çiftçimiz bir ovadaki gibi işte telefonu aç, biçer döverci bitsin, traktörcü sürsün, ilaçlamacı ilacı atsın değil yani. Bizim maalesef çiftçimiz, öyle bir imkan yok. Evet, tamamen coğrafyadan dolayı tabii. Coğrafyadan evet. dolayı tamamen bilek gücüne dayalı, alın terine dayalı hı-hı. bir çiftçilik yapıyor. Gerçek manada aslında çiftçiliği onlar yapıyor ama ekonomik anlamda geri dönüşü daha düşük oluyor. Hı hı. Bu anlamda ben tabii KONTV sayesinde sesimiz nereye kadar ulaşır bilmiyorum ama çiftçimiz adına mesela makine ekipman desteklerinin tekrar verilmesini devletimiz tarafından, çünkü eskiden veriliyordu, şu anda verilmiyor son birkaç yıldır. %50 hibeli şekilde veriliyordu. Hibe oranı artırılabilir, %70'lere, %80'lere çıkarılabilir. Ondan sonra bu tarımsal anlamda desteklemelerin hani yardım anlamında değil de hani sosyal yardımmış gibi değil de çiftçinin kendini ikame edebilecek şekilde verilmesini mesela talep edebiliriz. Mesela genç çiftçi desteklemelerimiz var. Bu aslında çiftçinin kendini ikame edebilmesine dayalı bir destekleme. Sen işte tavukçuluk yap, mantarcılık yap, seracılık yap, hayvancılık yap deniyor. Çok büyük rakamlarda başvuru da oluyor. Fakat mesela yıllık 7 kişiye, 8 kişiye bu rakamlar çıkıyor destekleme anlamında. O rakam da 30 bin lira gibi bir rakam. 30 bin lira da günümüz şartlarında
İşin gerçeği bir iş kurmak için yetmiyor. Yani bir zaten tarımsal faaliyet aynı zamanda ticari bir faaliyet olduğu için sadece işte odalara kayıtlar, resmi prosedürler, muhasebe ücretleri vesaire onlara ancak yeten bir miktarda. Mesela gençlikçi desteğinin rakamları artırılsa oradan alınan destekle çiftçi o işe başlayabilse mesela hayatını sürdürebilir. Örnek veriyorum işte oradan 30 bin lira veriyor. 8 tane dana ediyor. 8 dana çiftçinin hayatını geçirebilmesi için yeterli olmuyor. Mesela bir 15 tane alabilse 2 yıl sonra kendi kendine ödemeye başlayacak. Belki 1 yıl sonra kendine ödemeye başlayacak. Bu şekilde sürecek. Bunun yanında tabii hayvancılığa girmiş olduk. Bir de tarla ürünleri ekilmiyor dedim ya. Bizim oralarda zaten kaba yem hayvancılığın %70'ine tekamül ediyor. Bunu da dışarıdan sağlayan çiftçi hayvancılığı da yapamıyor işin gerçeği. Çünkü kendisini üretebileceği bir arazisi olmadığı için. Desteklemeler söz konusu olmuşken, destekleme konusu açılmışken bir de şöyle bir destekleme talep ediyorum. Aynı başkanımın talebi doğrultusunda kiraza fark ödemesi yapılsın. Üzüme fark ödemesi yapılsın. Ondan sonra aynı zamanda şimdi biz mazot gübre desteği alıyoruz devletten. 20 lira civarı şu anda ortalama mazot ve gübre desteklemesi. Fakat bu yetersiz. Bizim için yetersiz. Ova'da bir yer olduğu zaman zaten bir dönüm dediğim zaman 2500'e tekabül ediyor. 5 dönüm dediği zaman zaten bizim en büyük çiftçimizin arazisi kadar oluyor. Bizim çiftçimizin 3 dekar bir yerde 5 dekar bir yerde olduğu için zaten devletin verdiği mazot desteklemesi aradaki yolda harcanıyor diyebiliriz yani. Mesela küçük çiftçinin ekstra desteklenmesi gerekiyor. Sizin, bir de evet. Bizim çiftçilerimiz şöyle desteklenirse dışarıya iş arama ihtiyacı olmayacağı için kırsalda kalacaklar. Yani o da göz önüne alınması gerekiyor. Mesela Konya dolmuş, Ankara dolmuş, İstanbul dolmuş. Geldiği zaman iş şansı da yok ama orada karnını doyuramadı, İHŞ'sini karşılayamadığı için mutlaka göç meydana geliyor. Mesela son yıllarda Hadim'e gelmişsiniz de zaten o bölgeye yabancı birisi değilsiniz. Zaman zaman programlar da yaptınız. Nüfusun hangi hızda azaldığını siz bile her gelişte girişteki tabeladan fark edebilirsiniz. Yani ben çiftçimizin, üreticimizin ekstra desteklemeleri dediğim gibi mazot gübre desteklemesi artılmanın ötesinde parçalı arazilere daha çok desteklemeler verilebilir. Adam zaten yoklukta çiftçilik yapma mücadelesi verdiği zaten ÇKS kayıtlarından belli. Konya'da bir tane arazi var, bir parça. Adamın 250 bin metrekare. Bizde de 50 parça var, 50 bin metre. Evet. Yani durum bu. Dolayısıyla aslında Hadim örneğinden yola çıkarak bu tarz bölgelere özel çalışmalar yapılmalı. Özel bir çalışma. Durum onu gösteriyor. Yani genele tabi tutulmadan size, sizin gibi özel coğrafyalara özel düzenlemeler yapılmalı. Tabii. Bunun altını bir kez daha şimdi, çizmekte fayda var. Önceki yaptığınız programlarda da ben izlediğim kadarıyla mesela 15-20 tane oda başkanımız programa katıldı. Şöyle sorunları dinlediğimiz zaman aslında hepsinin sorunları ortak. Fakat bizim Hadim, Taşkent bu bölge yani kırsal bölge Konya dediğimiz zaman ovanın dışında kalan bölge yani güney sınırı biraz içine katabiliriz, Bozkır'ı biraz içine katabiliriz. Bizim sorunlarımız onlarınkinden bambaşka. Mesela bizde buğday sorunu yok. İşte taban fiyat 1010 lira belirlemiş, 1100 lira belirlemiş, 950'ye satılmış. Bizim öyle bir derdimiz yok. Çünkü bizde buğday yok, tarla ürünleri yok yani. Biz meyvecilik üzerine. Mesela bizim ortak sorunumuz kimle olabilir? Akşehir Ziraat Odası ile olabilir. Akşehir Ziraat Odası bize yakın şeyler söyleyebilir, talep edebilir mesela. Durum... Güzel güzel özetlediniz. Evet. Bu buradan hareketle umarım ilgili ve yetkili makamlar da sizlerin bu çağrısına kulak verecektir. O zaman Bozkır biraz daha karma bir coğrafya değil mi? Yani hem tarla ürünlerini görebiliyoruz. Tarla ve meyvecilik ve tarla bitkileri ön planda. Daha yeni bir şeyden bahsetti Sayın Başkanım. Aladağ bölgesi dedi. Aladağ bölgesi aslında farklı tatlara ve farklı lezzetlere sahip ürünler üretebilen bir bölgedir. Bu bölge bu özelliğinden dolayı isim yapmıştır. Aladağ üzümü, Aladağ yaprağı, Aladağ şeftalisi ve pekmesi. Bunun kullanılmasını biz istemiyoruz açıkça. Örnek veriyorum. Kontivi'nin bardağın üzerindeki Kontivi yazısını siliyor. Aladağ bardağı diye piyasaya sunuyorlar. Bizim en büyük muzdarip olduğumuz konu bu. Yani isminizi kullanarak değil mi? Yani Aladağ bölgesinin ismi kullanılarak prim yapılıyor. Biz aslında bunu istemiyoruz Aladağ bölgesi olarak. Mesela bölgemiz seracılık anlamında
Alanya ile Antalya ile yarışabilecek bir pozisyona gelebilir. Şu anda zaten 15 adet örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Bundan 2 ay öncesinden beri Aladağ'da domates, salatalık yetişmiş ve Konya pazarına sunulmuştur. Bu desteklerin daha da artmasını istiyoruz. 500 metrekareye değil de 2000 metrekare seraya destek verilmesini istiyoruz. Şu anda verilen destekler 1000 metrekare, 500 metrekare arasında. Biz bu desteğin 2500 metrekare, 4000 metrekare, yani üretimin büyümesini, bölgeye tüccarın girmesini istiyoruz. 10 kişi de ürün olduğu zaman tüccar kapasitesini dolduramayacağı için bölgemize gelmiyor. Mesela Aladağ bölgesinde bu tarzda bir sıkıntı var mesela sebzecilikte. Seracılıkta bir artış gözlenliyor mu sizin evet. bölgede? Yani seracılık gün geçtikçe artıyor. İlk yıl 3 taneyle başladıysa şu an 15 tane sera var. Ve seracılık hakkında çiftçilerin özel bir bilgiye, özel bir ilgiye ihtiyacı var. Bunu istiyoruz. Serayı yaptırmışlar. Tamam, teşekkür ederiz. Yani güzel bir yatırımdır. Yıllardır olması gereken bir şey. Çok güzel. Ama çiftçi domatesi nasıl yetiştireceğini bilmeden oraya domates ektiği zaman, verim alamadığı zaman çiftçi kırılıyor. Diyor ben artık domates ekmem. Aslında ekecek, kazanacak ama yok. Yani ben ektiğim zaman bir kazanç elde edemiyorsam bir daha ekmem diyor. Seracılık bitmeye doğru gidiyor. Bunu biz seracılığı arttırmaya yönetmemiz gerekiyor. Yani odamız olarak, ilçe tarım müdürlüğü olarak, il tarım müdürlüğü olarak. Yani bu tarz bir çalışmayı bekliyoruz biz. Eyvallah. Sizde bağcılığın durumu nasıl Bozkır bölgesinde? Bozkır bölgesinde bağcılık belli yerlerde var. Az yani. Bozkır bölgesinin iklimi biraz daha sert olduğu için, Hardin bölgesinden iklim biraz daha sert olduğu için çoğu çeşitler yetişmiyor. Belli bir çeşit var. Bağcılık az. Bunun için de gerekli destekler, az evvel Hadim bölgesine özel konuştuk. Bozkır için de geçerli sanırım değil mi? Ben şöyle bir örnek vereyim. Benim babam çiftçi. Bizim kendimizin bağlarımız var. İşte ürünlerimiz var, yetiştiriyoruz. Ben zaten işim gereği teknik anlamda Hadim, Bozkır, Taşkent sürekli geziyorum. Belediyemiz benim babama fidan vermiş. Örnek olarak söylüyorum. Biz bu bağa 2 yıldır emek çekiyoruz. Geçen yıl bağ verim verdi. 200 adet çıbıkta 20 tane çeşit var. Yani bir üreticiye destek verirken ne verdiğini bilmen gerekiyor. Sen diyeceksin ki sana işte ne bileyim kecimen üzümünü desteğini veriyorum. Kecimen üzümünün fidanını veriyorum diyeceksin ve onu vereceksin. Ben 2 yıl emek çekiyorum. Bağa bir bakıyorum. Bağdan verim alamıyorum. Biri farklı, biri farklı. Hani bunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Daha bir öbür taraftan Eşenler'de bir çiftçim beni aradı. Süleyman Bey böyle böyle bir durum oldu. Abi nedir sorunun? Ben Büyükşehir Belediyesi'nden destek aldım, çilek aldım. Bana gelen çilek kasasının, fide kasasının 2 tanesi küflü. Ben bunu yaşatabilir miyim? Yani belediyenin yapması gereken şey onu oraya teslim ederken sağlıklı mı? Veya sağlam mı? Çiftçimiz bundan zarar eder mi konusunda da biraz yaptığı desteğin arkasında durması gerekiyor. Biz bunu da istiyoruz yani. Daha böyle bilinçli olmak lazım. Aynen. Yani yapılan desteklerin bilinçli yapılması gerekiyor. Şüphesiz. Bölgemizde uyum sağlamayan bir şeyi bölgemize destek olarak sunmamak gerekiyor. Tabii bir her üzüm her evet. bölgede yetişmez mutlaka. Seracılıkta sizde durum ne Adem Bey? Yani Süleyman Bey daha çoğalmasını ve destek olunmasını sadece istiyor. Sadece ona baktım ben. Aladağ bölgesi dediğimiz yerde bu Göksu Taşeli projesi adı altında Geç çiftçi adı altında 6 tane Saracı dediğimiz bölge önceden Hadim'e bağlıydı, şimdi Güney Sınır'a bağlı. Oraya da katarsam bir 15 milyon evet. Süleyman Bey. Sadece sebzecilik. Daha yeni başladılar. Kar mı zarar mı o da bilmiyor bu işi. Yani yeni başladığı için kar ediyor mu etmiyor mu? Ama açık alanda sebze yetiştiren arkadaşlarımız da var. Mesela Eşenler'in böyle alt tarafında Çeştaş dediğimiz bir mevki var. Çok güzel, hatta ismini de vereyim, Mehmet Karaslan. Hadim ve Güney Sınır'ın yaş sebzesini karşılayan bir amcamız. Ellerine sağlık, gerçekten de güzel yetiştiriyor. Ama tabii demek ki bahsettiğimiz gibi destek, her şey destek. Bir de şuna değineceğim, destekten ziyade. Benim çiftçimin hele hele kiraz yetiştiricinin %90'ı Ziraat Bankası'na kredi borcu var. Kredi borçları hep geçmiş yıl, bu yıl ödenince olanı yapılandırma. Buna ne yapıyor? Bu da faiz biliyor. Biz bunu yapılandırma değil de eğer yetkililer duyarsa uzun vadeye yayıp
faizsiz bu kredilerin ödenmesi, bu kredi yapılandırmayla hiç kimse bu kredinin altından kalkamaz. En büyük sorun yani bizim arazilerimizin %90'ı bankada ipotekli şu anda. Ağır mali yükten kaynaklı. Kesinlikle. Çiftçi çözüm üretmeye çalıştıkça da bu defa bankaya bağımlı kalıyor. Az önce söylediğim gibi. Tabii mutlaka bu ülkenin iyi dönemleri de oldu. Şu anda bir gerçekten bir kriz var gösteriliyor. Geçen yılki 60 liraya aldığı gübre 130 liraya alıyor yani. %110 zam gelmiş. Geçen yılki 18 liraya sattığı kirazı bu yıl 5 liraya satamıyor. Maliyet artarken tam tersine tabii, kazanç yarıya herkes düşüyor. Herkes de zaten kredi kullanırken böyle 8. ay 9. aya kullanıyor. Kirazı satacağım da ödeyeceğim. Karşılayamadı. Gelir yok. İşçilik maliyetleri nedir? Yani herkes kendi mi topluyor? Kendi yok. Ailesiyle mi tabii, yoksa tarım şimdi işçileri? Şöyle, diğer köylerden bu çok özür dilerim amele dediğimiz bunu ekseri bayanlar topluyor kirazı. 90 lira 100 lira yövmiye. Tabii bunun yemeğiyle falan 110 lira. Bir kişinin en iyi topladığında 70 kilo kiraz toplar. Yani şunun 2 lirası toplayacağı gidiyor yani. İşçiye gidiyor. Bunun hesabını yaparsan adam zararda, seneye yapmayacağım bu işte ama yetiştirmiş 30 yaşında ağaç var. Mecbur onun dibine gübresini verecek, ilacını atacak. İnşallah bu kredileri... Yani temel aslında geçim kaynağınız kiraz. Kiraz ve bağcılık. Hadim bölgesi. Şimdi yeni yeni ceviz, badem, arıcılık buna yöneliyor vatandaş. İnşallah önümüz daha iyi olur. Gelecek yıllar daha iyi olur. Bir de aslında arada İrfan Bey de biraz değinmişti. Bu niye örgütlenemiyor çiftçi arasında? Hani bir kooperatifçilik acaba söz konusu olsa biraz daha bu işlere ivme kazandırır mı diye de bir değerlendirme yapmıştık aslında. Bunu niye başaramıyoruz? Ya şimdi şöyle, aslında bizim Hadim'de kiraz üreticilerinin tamamına sorsan, mesela yolda geçen kimi çevirsen sorsan, desen ki arkadaş senin sıkıntın ne, derdin ne desen, kirazı pazarlayamamaktan bahseder. Çözüm olarak, çözüm sorduğun zaman, çözüm ortaya konulan çözüm kooperatifleşmedir. Soğuk hava deposudur. Paketleme tesisidir. Yani çiftçiler bunu ister. Fakat ben tamam Ziraat Odası Genel Sekreteriyim. O işte çalışıyorum ama aynı zamanda mikro bir çiftçiyim. Kendi çapımda küçük de olsa çiftçilik faaliyetim var. Babam emekliliğinden bu tarafa çiftçilikle uğraşıyor. Şimdi biz bu kirazı topladığımız zaman hiç kimse halde esnafın önüne çıkarttığı zaman, işte istediği değeri vermediği zaman, ben bunu soğuk havaya atayım da yarın kiraz alayım demez. Zaten yarın o tüccar da o kirazı almaz. Yani bana göre soğuk hava deposu bir şey çözüm değil. Çözüm değil. Evet. Kirazın gününde satılması çözüm. O da başkanımın dediği gibi hal müdürlüğüyle sağlanabilir. Soğuk hava deposunda özür diliyorum. Durmasının sakıncaları? Şimdi şöyle, hani arabada bekleyen bile sapı kuruyor, inciniyor vesaire. Yani soğuk hava deposu daha dayanıklı meyveler için diye düşünüyorum. Çünkü yani bunun bir an önce... Kiraza uygun değil mi? Bence değil. Yani ben öyle düşünmüyorum. Evet. Ben hem çiftçinin rahat etmesi anlamında, çiftçi psikolojik olarak gece rahat uyku uyuması anlamında da soğuk hava deposu uygun olmuş olsa bile yani sürdürülebilir değil. Bunu şimdi... Biraz önce dediğim gibi bir başka çözüm noktası kooperatifçilik. Bizim orada zaman zaman tarımsal kalkınma kooperatifleri, zaman zaman sulama kooperatifleri kurulmuştur. Şu anda da kurulmaya çalışan, faaliyete geçmeye çalışan bir tane kooperatifimiz var. Ben onu tenzih ederek söylüyorum. Çünkü yeni faaliyete başladığı için bu birilerine karalama programı değil. Bu çiftçinin sesini duyurma programı. Fakat ben dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla çiftçi şöyle bekliyor. Kooperatifi birisi kursun, kooperatif ilerlesin, ben sonradan dahil olurum mantığı var. Evet. Ya da kooperatif başkanları, kooperatifin bir kuruluş giderleri var. Bunları üstleniyorlar. Tabii eğer ola ki kooperatif bir gelir elde ederse, tabii aldığı risk oranında kazanç elde etmek istiyor. Yani kooperatifçilik yapalım, karı paylaşalım, zararı paylaşalım mantığı değildi. Ama kooperatiften baksat da odur. Yani birlikte hareket etmek. İşte birlikte hareket edersek birlikte ortaya bir şey koymak lazım. Evet. Birlikte risk almak lazım. Birlikte kazanç elde etmek lazım. Bu sağlanabilmiş bir değil. İleride inşallah sağlanır diye umut ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Bir de bir başka değinmek istediğim konu. Bir başka değinmek istediğiniz konuya reklamdan sonra gelelim isterseniz. Çok teşekkür ederim.
Sevgili seyircilerimiz, programımıza bir reklamla devam edeceğiz. Reklamlardan sonra programımızın son bölümüyle karşınızda olacağız. Saadim Taşkent Bozkır bölgesini, tarımsal ürünlerini ve üreticinin sorunlarını burada dile getirmeye elimizden geldiğince devam edeceğiz. Ve bu arada biliyorum ki sizlerden de gelen mesajlar ve sorular var. Onları da programımızın son bölümünde gündemimize alacağız. Şimdi reklam için izin istiyorum. Programımızda son bölümüyle karşınızdayız. Tarım meydanı devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Araya gitmeden sizlerden gelen mesajlara, sorulara da parantez açacağımızı, yer vereceğimizi söylemiştik. İrfan Bey, siz araya gitmeden bir ilaveniz vardı. Onu sizden alayım ve sorulara bir geçelim. Şimdi ben onu şöyle toparlayayım yeniden. Biz her ne kadar kamu adına iş yapan tüzel kişilik olsak da, yani tüzel kişiliğiz, kamu adına iş yapıyoruz. Her şeyimiz resmi. Fakat gelirimiz çiftçi aidatlarından oluşmakta. Bizim orada az önce bahsettiğim gibi arazileri çok küçük olduğu için çiftçi aidatları asgari ücretin %1 oranında başlamakta. Bu da 38 liraya tekabül ediyor. Yani küçük bütçeyle çalışıyoruz zaten. Yani bir tarım danışmanı çalıştırmamız mümkün değil. Mümkün değil derken belki bir 5000 üyemiz olsa bu mümkün olur ama zaten nüfusu 12.000 olan yerde 5.000 üyeyi bulmamız mümkün olmuyor. Bir de önce ilk bölümde bahsettiğim gibi arazilerin parçalı olmasından dolayı, kayıt dışı çiftçilik olduğundan dolayı bizim üyemiz az, gelirimiz de az. Mesela bu yeniden hükümet politikası olarak gözden geçirilebilir. Her ziraat odasına bir mühendis verilebilir. Ondan sonra Tarımsal Daire Başkanlığı Büyükşehir'in, Tarım İlçe Müdürlüğü, kooperatifler, ziraat odaları, yani tarımla alakalı işlemi olanlar, işi olanlar yeniden bir gözden geçirilip hükümet tarafından görev paylaşımı yapılabilir. Bu nasıl olabilir? Örnek veriyorum. Tarım danışmanları ziraat odası bünyesinde verilebilir. Buna benzer bir şey var ama öncesinde ziraat mühendisini, yani tarım danışmanı olan ziraat mühendisini ikame edersek bize de o haktan yararlanmak düşerse, yani herkese illaki yararlanacaksın değil, mühendis verilebiliyor. Fakat bu da dediğim gibi bütçemiz düşük olduğu için öncesinde tarım danışmanını çalıştırma şansımız yok. Dışarıdan tarım danışmanı hizmeti almamız da çok mümkün değil. O kapsamda ziraat odalarına bir mühendis verilebilir. Bir de şöyle bir şey yapılabilir. Ziraat odaları şu anda pilot bölge olarak zannedersem Çanakkale ve Bursa'da olabilir, tam emin değilim. ÇKS işlemlerinin ziraat odaları tarafından yapılması söz konusu. Yani ziraat odaları daha çok memurluk işlerini, yani yol belgesi, çiftçi belgesi, buna benzer işlemleri yapıp ilçe tarım müdürlüklerinde çalışan ziraat mühendisi arkadaşlarımız, veteriner arkadaşlarımız da branşları gereği tarlada çiftçinin ürünlerini kontrol edip mühendis arkadaşımızın dediği gibi nerenin niye verimli toprak haritasını çıkarabilirler, hangi ürünü nerede yetiştirebilir, onlar o işlemleri yapabilir. Kooperatifler birlik beraberlik olma yolunda desteklenebilir. Kuruluş maliyetleri düşürülebilir mesela, evet, kooperatifleri. Bunlar yapılabilir. Büyükşehir Belediyesi destekleme yapacağı zaman desteklemenin doğru yere gitmesi için, gerçek manada çiftçiliği kim yapıyor, kim yapar onu bilebilmesi için ziraat odalarından görüş alabilir. Bu desteklemeleri ziraat odasıyla entegre verebilir. Ben bunları dile getirmek istemiştim. Evet. Doğru. İnşallah o şekilde olur diye. İnşallah daha doğru bir planlamayla. Yani böyle olunca da her kurum daha etkin ve yetkin olur. Yani kesinlikle. Şimdi şöyle destekleme yapılıyor ama bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne yapılıyor. Bir kısmı mazot gübre parası olarak Tarım Bakanlığı'ndan yapılıyor. Aynı kişiye küçük miktarlarda destekleme olduğu için destekleme destek değil de yardım, sosyal yardım gibi küçük miktarlara tekabül ediyor. Toplulaştırıp tek elden destekleme yapılabilir. Böyle. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi teşekkür seyircilerimizin ederim. De biraz sorularına kulak verelim. Mesela bir seyircimiz hem de temennisini aynı zamanda dile getirmiş. Konya'nın çoğu ilçesinde arpa, buğday, nohut, ayçiçeği, şeker pancarı yetiştiriliyor. Neden
100 dönüm tarlası olan bir dönümüne meyve ağacı dikmiyor. Çiftçilere ağaç ekme zorunluluğu getirilse, ağaç bayramı düşüncesinin oluştuğu şu günlerde yerinde bir reform olmaz mı? Bir de ağaç yağmuru çeker derler. Dünyaya da en güzel armağan yeşil bir dünya oluşturulmasıdır. Saygılar demiş seyircimiz. Böyle bir çalışma yapılabilir mi bilemiyorum. Yani bunu en azından gündemimize de almış olalım. Var mı görüş olan? Şimdi şöyle, ağaç dikimi ile alakalı çiftçimiz talep etmiş. Hı hı. Doğru, iklimin dengelenmesi açısından evet. Ağaç çok kıymetli, çok değerli. Fakat az önce bahsettiğim gibi bahsettiği yerler ova bölgeler. Hı hı. Ova bölgelerde makineyle tarım yapılıyor. Ve onun istediği su miktarı ile ağacın hı hı. istediği su miktarı farklı. Hı hı. Yani çiftçi daha zahmetli hale girer. Yani demek evet. istediğim, ben şöyle hani bir şey oluşturulsun. Mesela az önce mühendis arkadaşım dediği gibi hangi bölgede hangi ağaç olur, hangi bölgede tahıl olur, hangi bölgede kiraz olur. Ona göre desteklemeler o yönde akarsa, bu şekilde parçalanırsak, mesela dediğiniz gibi Hulya kiraz bahçesi yapalım dersek ağaç dikmek için, bu sefer pazar parçalanmış olur. Hadimin kirazı da satılmaz. Yani demek istediğim, pazar nereden oluşur? Rekorte varsa, tonaj varsa pazar oluşuyor. O yüzden o çiftçi adına çok sağlıklı bir şey olmaz. Dediğim gibi iklim açısından sağlıklı güzel olabilir, görsel açıdan güzel olabilir ama. Evet. Dediğim ama gibi, biz yine de ağaç ekmeye devam edelim. Tabii ağaç ekmeye devam edelim. İlla kiraz ağacı olması şart değil. Evet. Süleyman Bey, sizin belki bu soru. Aladağ Göynü Kışla Mahallesi çiftçilerinden Selman Efe yazmış. Göynü Kışla göletinin yapımı hızlanmalı. Kiraz pazarına devlet el atmalı. Çiftçi çoğu desteklerden habersiz kalıyor demiş ve bu durumun hale yola koyulması gerekiyor diye de ben bu eklemiş. Konuda şöyle bir açıklama evet. yapabilir miyim? Ben iş yerime ait vergi levham, gerekli evraklarla birlikte NetGSM diye bir SMS sistemine kayıt oldum. Hı-hı. İşte belli bir ücret karşılığında bana SMS veriyorlar. Ben çiftçilere bilgilendirme SMS attığım zaman bazı çiftçiler beni arıyor, ben rahatsız oluyorum, bana bu mesajları gönderme diyor. Aslında ben bu sene bağlarda salkım güvesi ilaçlama zamanı, aha. işte bağlarda külleme ilaçlama zamanı, kirazlarda kiraz sineği ilaçlama zamanı diye bilgilendirme mesajlarını atıyordum. Bazı tepkilerden dolayı ben bu mesajları atmıyorum. Fakat bu mesajları ilçe tarım müdürlükleri, Ziraat Odası Başkanımız hı-hı. Adem Bey zaten sürekli gönderiyor. Bunlardan bazen bizlerin de haberi olmuyor. Bakmışsınız bir anda bir destek gelmiş, son günü diyor, millet böyle bir apar topar evrakları yetiştiremiyor. Yani bunu bilgilendirmek aslında İl Tarım Müdürlüğü'nün bir evet. görevidir. O zaman seyircimiz serzenişte haklı diyorsunuz. Tabii ki. Evet. Göletle ilgili var mı bir cevabı? Göletle ilgili... Haklı derken Yaşar Bey, hı-hı. biz bir hava raporunda mesajla bildiriyorsak, ki devletin vermiş olduğu desteği biz her türlü bildiriyoruz. Ha kendisi SMS şeyini değiştirmiştir, numarasını değiştirmiştir, gitmezdir. Hı hı. Ben muhtar, meclis üyelerim ve tüm çiftçilerime gerektiği mesajı hava raporu dahil bak diyorum ben. Ben hava raporunu atıyorsam bil ki destekleri daha iyi atarız. Hı hı. Gölet de az önce dediğimiz gibi tabii bunlar bizi aşıyor. Bu hı hı. Devletimizin büyük böyle yapıldı herhalde bildiğim kadarıyla. Gölet yapımı tamamlandı ama. Yapıldı ama sulama yani işte ne bu hatlar oluşmamıştır. Şimdi Bağbaşı Barajı şu anki Karatay'da içme suyu Bağbaşı Barajı'ndan geliyor. Bunu biliyorsunuzdur mutlaka. Ama işte Bağbaşı Barajı'ndan Eğiste yani. Eğiste Barajı'ndan Eğiste'li yararlanamıyor. Geçmişte kasabayken bizim dere, o zaman barajda olmadı, baraj değildi. Bir sulama, köy önünde bir vatandaşın kendi yiyebileceği zepse ekilirdi. Baraj yapıldı, o sulama durdu. Şu anda bizim orası mahalle, nereye bağlı? Hadime bağlı. Bunu kim takip edecek? Belediye başkanı takip edecek. Devlet suçlarına müracaat edilmeyecek. Bunu ben yapmayacağım yani. Ve muhtarımız yapacak bunu. Artı bir de şunu söyleyeceğim. Bahçe yollarına belediyemiz graderini bir göndersin ya. Elinde makine var. Ben şu kiraz toplamaya gittiğimde kesinlikle araba kalacak diye korktum yani. Evet. Bir yine Göylü Kışla Ali Bekir Er Yılmaz Mahallesi'nin göleti 2 yıldır dolu duruyor.
bizde sulama projesinin yapılmasını istiyoruz demiş hemşerimiz. Ya proje var. Hı hı. Ama şu anda ülkenin olduğu durumdan dolayı projeler bekletilmektedir. En kısa zamanda zaten projenin yürürlüğe gireceği zaten söyleniyor. Göletlerle ilgili Hadim Yarıcak göleti sulamayla ilgili ne zaman bitecek büyük sıkıntılar var. Evet. Yani sulamayla ilgili problemler başkanım ilk başta da bahsettiği gibi en büyük problemimiz sulama problemi. Yani başkanım kendi köyünden örnek verdi, kendi bölgesinden örnek verdi. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Ha devlet bunun üzerine büyük çalışmaları var ama daha tamamlanmadı. Yani çalışmalar devam ediyor. Yamaç arazileri sulama projesi var. Mesela devam ediyor. Bazı projeler de devam ediyor yani. Bunların hemen pat diye olabilecek olan şeyler değil. Zaman istiyor. Evet. Şimdi bugün yaşadığı bir durumu anlatmış. Biz de başta zaten kiraz fiyatları ile ilgili bahsettik seyircimiz. Evet. Bugün yaşadığım olayı size ileteyim demiş. Akşamüstü kirazımı satmak için bahçemden çıkardım. İthalat diye götürdüğüm kiraz fiyatı 10 TL üstü olması gerekirken 4 lira fiyata satıldı. Kiraz piyasası 6 lira başlarken son 4 gündür sürekli düşüşte. Bunun sebebi ise ortada dolaşan fırsatçılar diyor seyircimiz. Ve yetkililerden buna el atmasını istiyoruz demiş. Biz de onu başta dile getirdik. Başta söylemiştik zaten. Aslında. Hı-hı. Seyircimizin de sorusunu yine gündeme almış olalım. Evet, yani çok sayıda soru var. Tabii hangisini nasıl değerlendireceğiz? Şöyle bir başka soruya daha bakayım. Seracılık yapıyormuş bir seyircimiz. Aynı zamanda Süleyman kardeşimin de lise arkadaşıyım diyor. Açık alanda yetiştirilirken seracılığı da destek verilirse fide gibi demiş ve sağlıksız fideler piyasada dolaşmazsa biz de fidelerdeki hastalıklardan mağdur olmayız diye bir biz de bunun için mesaj iletmiş. Biz bunun için bölgeye evet. Özellikle kaliteli ve sağlıklı fideler sokmaya çalışıyoruz. Evet. Ama işte kaliteli ve sağlıklı fidenin maliyeti normal fidelerin maliyetinden yüksek olduğu için evet. Çiftçi destek bekliyor. Yani söylemek istediği olay bu. Evet, başta konuştuk ama seyircimizin sorusu olduğu üzere söyleyeyim. Hadim'den başka Maraş Mersin Niğde kirazı satılıyor. Yetkililer nerede? Hadim halkı mağdur demiş seyircimiz. Biz yine konuşmuştuk ve bu sorunları aslında dile getirerek Hadimli'nin hakkının yenmemesi gerektiğini ve bir katma değer olarak yine kazancın Hadim'e dönmesi gerektiğini vurgulamıştık sevgili seyircimize. Hassasiyetleri nedeniyle de teşekkür ederiz. Hadim ilçe tarımda veteriner yetersiz demiş evet. Galiba. Evet 32 efendim. Mahalle var. Küçük baş ve de büyük baş sahipleri perişan demiş seyircimiz. Şimdi bir tane veterinerimiz var. Evet. O da geçici görevle geliyor. Şimdi buradan Erol Bey'e de söyleneceğim. Daha önce de söyledim. Şimdi yeni mezun olan bir ziraat mühendisi, bir veteriner bizim Hadim'i küçük ilçelere gidiyor. Sanki acemi birliği. Bir yılı doldurmadan adam tayinini yaptırıp başka yere gidiyor. Evet. Onu da buradan iletmiş olalım. Yine aynı Hadim'i, meseleler üzerinde var. Veteriner istemiş olalım buradan. Yani Hadim'e Kadiroğlu bir veteriner istiyoruz. Tarım İl Müdürümüzden. Bir de genel bir değerlendirme yapmış bir seyirci. Geçen seneki buğdaya verilen 50 kuruşlar sertifikalı tohum destekleri verilmedi. Mesele kiraz meselesi değil, ova çiftçisi perişan şeklinde bir genel değerlendirme. Çiftçinin yani, tamamı perişan. Söylemiş seyircimiz. Bunu da burada sadeleştirerek okudum. Seyircimiz tabii. Anlıyor ne demeye çalıştığımızı. Evet yani genelde seçerek bakıyorum çünkü ortak sorular var. Anladım. Onları tekrar gündeme getirmek istemiyorum. Gölet sorunlarına hala değiniliyor. Yine dışarıdan gelen kirazlarla ilgili konuşulmuş. Diyarbakır mesela mevzusu. Burada gündeme getirilmiş. Diyarbakır gibi başka illerden kiraz getiriliyor. Ve göletler yine Yarıcak göleti galiba. Yani onu ne da zaman getirilecek? Birkaç senedir sürüyor. Kiraz üreticilerinin mağdur olduğuna yine seyircimiz kesinlikle. Değinmiş. Bu konuyu da seyircimizin aktarması üzerine sizlerle paylaşmış olalım. Yani sonuçta aslında sorunlar, dertler ortak. Devam aynen. Ediyor belki sorular. Onlara da değiniriz. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Giderilmesi adına bizler de samimiyetle sevgili seyircilerimiz adı üzerinde tarım meydanı burası. Ve tarım meydanında her şey konuşulur. Burada tüm çiftçilerimizin, üreticilerimizin sorunlarını değerlendirmeye ve sizlerin duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz. İlgili ve yetkili mercilerin de mutlaka bu programı dikkate aldığını düşünüyoruz. Şüphesiz ki küresel bir ekonomik kriz söz konusu ve bu krizden ülkemiz de
nasiplendi. Bölgemiz, ilimiz nasiplendi. Dolayısıyla bu imtihanın üstesinden gelebilmek adına da aslında biz topyekün hareket etmenin daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Ama sorunları da dile getirmek en öncelikli vazifemiz. Bunun altını bir kez daha çizelim. Az evvelki seyircimizin notundan hareketle ovanın genelinde çiftçinin, üreticinin sorunu var. Tabii ki başta söylemiştik, gelir gider dengesini tutturamayan çiftçi. Adem Bey de yine programın başlarında söylemişti. Tabii ki bankaya muhtaç olmak durumunda ve dolayısıyla borçlar katlanıyor. Yapılandırmanın çiftçiye, üreticiye çok fazla bir getirisi yok. Faizler bir taraftan devam ediyor. Yani bir borç sarmalında olduğunu çiftçinin biliyoruz. Bizler işte bunların giderilmesi ve hızlı bir şekilde çözümler üretilmesi gerektiğini bir kanaat olarak da, bir formül model olarak da ekranlara taşıma gayretindeyiz. Böyle herhalde özetlememiz değil mi çok Sayın Başkan? Doğru olacak ama biz sizlerin emeğinin boşa gitmeyeceğini, emeğinizin İnşallah. Havada kalmayacağını düşünüyoruz. Mutlaka bir karşılığı olacağı kanaatindeyiz. Tabii ki danışmanların, ziraat danışmanlarının, mühendislerin bu konuya biraz daha efektif yaklaşmalarını ve birazcık daha eğilmelerini, Tarım İl ve ilçe Müdürlüklerinin bu konuda birazcık daha etkili olmalarını arzu ediyoruz. İşte Süleyman Bey de bu konulara atıfta bulundu. Kendisi de zaten gereken yardımı, katkıyı üreticilere sağlamaya çalışıyor. Toparlayacak olursak yavaş yavaş aklımıza şimdi gelen, ilave etmemiz gereken değerlendirmeleri de isterseniz tek tek alalım. Son sözler olsun Adem Bey. Bize bu imkanı verdiğiniz evet. için KON TV size ve ailesine çok teşekkür ederim. Sizin yayınınızdan da buradan çiftlere inşallah bereketli Eyvallah. Bir yıl geçirirler. yine söylüyorum, hal müdürlüğü olmadığı sürece kirazın taban ve tavan fiyatını kimse belirlemez. Peki hal müdürlüğü dışında oraya bir temsilci falan da atanarak bu sorun Şimdi çözülmez bak, mi? İrfan Bey de söyledi, evet. Kooperatif kuruldu. Hı hı. Kooperatif tuttu oradan, dükkan da tuttu. Ama bizim üretici de varıp kooperatife mal verdiğinde o yine eşeğe verecek malını. Evet. İhracatçıya verecek. Bu iş ihracatçının elinde. Fiyatı onlar belirliyor. Evet. Onlar belirlemeyecek. Hal müdürlüğü sabah anısını yapacak. Bugün tavan fiyat şu, tavan fiyat bu diyecek. Vatandaş ona göre kirazını yollayacak. Hı hı hı. Şimdi kiraz yoluna işte az önce bahsettiğim gibi raf ömrü yok. Yolunda o gün bu kiraz Alaşehir'i bulacak. İşleme tesisi orada, oradan ihracata gidecek. Yarın vereyimsen sapında kurumu olacak, çöpünde kurumu olacak ve satamayacak yani. Evet. Yolunda o gün gitmesi gereken bir ürün bu. Eyvallah. Onun için yine söylüyorum ben. Hal müdürlüğü, hal müdürlüğü. Al üstünde durduğunuz evet. öncelikli konular aslında. Evet. Buyurun İrfan Bey, siz neler söyleyeceksiniz son Yaşar olarak? Bey, ben de aynı şekilde çiftçinin sesi olduğunuz için teşekkür ederiz tabii ki. Aynı zamanda ziraat odalarının da sesi olduğunuz için, ziraat odalarının da aslında zor şartlarda çalıştığını dile getirme imkanı verdiğiniz için. Yani çünkü dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor hiçbir şey. Mesela biz nasıl devlete her şeyi yapması zaruriymiş gibi. Aslında zaruri ama tabii imkanlar ölçüsünde yapabilir devletimizde. Evet. Biz de ziraat ulusal olarak çiftçi için ancak ekonomik gücümüz ölçüsünde yardımcı olabiliriz. Zaten kuruluş kanunumuzda bize yüklenen görevleri biz tamamen yapmaktayız. Diğer çiftçilerin talepleri ekstra isteklerdir. Bu da ekonomiye dayalı istekler. Onları da inşallah dediğim gibi kayıt dışı çiftçilik biterse, daha güçlü bir oda olursak en iyi hizmeti bizim yapacağımızı umut ediyorum. Öyle düşünüyorum. Evet. Başkanımın ilk başta değindiği konuya tekrar değinerekten sözlerimi bitirmek istiyorum. Dediğim gibi kooperatifçilik bireysel anlamda bizim orada başarılabilmiş değil, başarılabileceğini de zannetmiyorum. Fakat kurulmuş güçlü bir kooperatif olan, Tolga ismini vermek istemiyorum ama, ya vermekten çekinmiyorum ama sizin için sakıncası var mı bilmiyorum. Torku'nun bu işe el atarsa, yani hazır bir kooperatif, direkt oradan ürünü değerinde alıp, direkt yurt dışı bağlantılarını yapıp, çünkü mutlaka birçok ürünlerini yapıyor zaten. Bu şekilde bizim kirazımızı da yurt dışıyla, dış pazarla buluşturursa çok memnun oluruz. Evet. Aynı zamanda Torku'nun bölgeye girmesi dediğim gibi aynı katkı sağlayacaktır. Her anlamda ilaç gübre fiyatlarıyla da olsun, kirazın değerinde satılmasıyla da olsun. Torku bölgede yer alırsa iyi olur diye umut ediyoruz. Çünkü Sarıolan bölgesinde üzümle alakalı bir tesis kurdu. Onun da Aladağ bölgemiz için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Daha çok hizmet bekliyoruz işin gelsin. İnşallah. Şimdi bir başka açıdan değerlendirmiş bir seyirci. O yüzden bir kez daha notlara bakıyorum, gelen mesajlara.
Şimdi biz dışarıdan gelenlerle ilgili siz Hadim'e dışarıdan gelen, evet, başka illerden gelen tüccarların ya da ürünlerin doğru olmadığını ifade ettiniz. Aynen. Seyircimiz diyor ki büyük bir pazar, bu işi yapmak için dış illerden gelenler, tüccarların gelen tüccarlar ilçemizde katkılar sağlıyor. Katkıları da yüksek oluyor. Bunu da unutmayalım diyor. Şimdi biz tüccara bir şey demiyoruz. Evet. Motorize ekip. Bir pazar şimdi, oluştuğu anlamında pazar galiba. Pazar oluştu da. Evet. Şimdi Niğde'den kiraz geldiğinde üretici belgesi olduğunda nerenin kirazı, evet, olduğu belli olur. Fiyatı ona göre belirlenir. Hadim kirazıyla Niğde kirazının aramasının bir olduğunu nereden biliyor o vatandaş? Bilmiyor. Bir de şimdi şöyle, Hadim'de alım bir arz talep dengesi var. Evet. Tüccarlar yani firmalar zaten Hadim'e gelinceye kadar birçok bölgede kiraz alıyor. En son Turfan'da kirazı, yani en son kirazı bizim bölgemizden alıyor. Yani o zamana kadar yurt dışı ile yaptığı bağlantılar miktarınca oradan alıyor. Hadim'den alacağı kiraz tonajı belli. Siz buraya dikkat çekiyorsunuz. Evet. Yoksa niye geldi anlamında tabii, bir yani sorgulama neyse, yok. Tabii yani şöyle o açıdan bakarsak biz Hadim'de pazar oluşmasını yılın hatta diğer Alaşehir, Manisa herkes getirsin bizim Hadim'de satsın. Pazar ta ki Nisan'da Mart'ta kurulsun bizde satsın. Ondan yana bizim sıkıntımız yok. Fakat dışarıdan gelen kiraz arz talep dengesini bozduğu için mesela günübirlik fiyat değişmesinin sebebi de bu. Dışarıdan kiraz çok gelirse, halde kiraz da yığılma olursa fiyat düşüyor. Halde kiraz olmasa fiyat artıyor. Biz denge açısından buna değiniyoruz. Yolların kötü oluşuyla ilgili eleştiriler var, sezenişler var. Bir de domuz sorunu ne olacak sorusu gündeme getirmiştik. Zaten domuzla uğraşıyorlarmış. Mağduruz diyor. Bağcılar Mahallesi'nde bahçelerde domuz sorunu olduğundan. Onunla ilgili devletin desteğinin olduğunu söylemiştik zaten. Her yerde var. Şimdi Yaşar Bey, kolluk kuvvetlerde yani adam domuz avına çıkıyor. Ne derece doğru ne derece yanlış onu bilemiyoruz tabii. Öldürülmesi mi gerekir yoksa yaşatılması mı? Ama zarar veriyor. Bunu herkes biliyor. Kiraza da veriyor, nohuda da veriyor, elmaya da veriyor yani. Bağbaşı Barajı'ndan gelen yamaç arazileri sulayacak suyun ne zaman geleceğini ve bir an evvel gelmesini rica ediyoruz diye bir seyircimiz yine soru sormuş. Siyasilerin bilebileceği konular diyebiliriz onlar. Evet. O Göksu Taşeli projesi adı altında yapımı devam eden bir proje. Evet. Şimdi bu sorulardan sonra biz seyircilerimize teşekkür edelim. Gerçekten güzel ve özel sorular vardı. Yöreye has sorunları da bizler burada dile getirdik. Süleyman Bey, sizin son sözlerinizi alalım. Ben Kontiva ailesine bu güzel sohbetten dolayı teşekkür ediyorum. Torku konusunda daha önce bir mevzu açıldı. Evet. Özellikle Recep Konuk Bey'e teşekkür ediyoruz. Sarıoğlan'a fabrikanın yapılması hem Bozkır bölgesi açısından elma suyu, elma sirkesi, Bozkır biliyorsunuz bundan daha öncelerinde elma diyarı olarak tanınan bir yerdi. Bu Torku'nun fabrikayı açması, elmanın Torku'da işlenmesi ve meyve suyuna, sirkeye dönüşmesi büyük bir avantaj oldu. Bozkır'dan elma alıyor, Bozkır piyasasını hareketlendiriyor. Aladağ bölgesinden pekmezli güzüm, sirkeli güzüm, üzüm suyu üretiyor. Bunu pazarlıyor, Aladağ bölgesinin de üzümün fiyatlarını hareketlendiriyor. Yani Torku'nun da büyük bir katkısı vardır. Recep Bey'e fabrikayı buraya açtığından dolayı teşekkür ediyoruz. Peki. Ve Bozkır Ziraat Odası adına söylemek istediklerim. Ziraat odamızda mühendis mevcuttur. Herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir sorunda gelip müracaat ettikleri zaman Sayın Başkanımız Ali Bey de Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerindeki vaatlerinden bir tanesi buydu. Yerinde gözlem yaparak çiftçimizin sorunlarını çözmek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz demişti. O konuda herhangi bir problem yok. Sayın çiftçilerimiz buyursunlar, çayımızı kahvemizi içsinler, gereken ilgi ve alakayı göstereceğimizi buradan da söylüyorum. Bağcılık üzerinde duran çiftçilerimiz var, bahsettik. Kecimen üzümü, kiraz eğer para etmiyorsa daha çok bağcılık, kecimen üzümü yetiştiriciliği yapılsın. İşte ama o Hadim'de o üzüm olmuyor, sadece Eğiste ve Aladağ bölgesinde şeklinde ifade eden seyircilerimiz var. Daha farklı sorular da var, hayvancılıkla ilgili sorular var ama bu defa Allah izin verirse onun sözünü vermiş olalım. Haftaya biz hayvancılığı konuşalım. Çünkü kurbana da artık iki hafta kalacak. Haftaya 29'unda bir tarım meydanı programında, haftaya pazartesi burada hayvancılığı muhataplarımızla beraber konuşalım istiyoruz. Elbette tarım meydanında
hayvancılığa yer açılmaması uygun değil. Elbette hayvancılığın da konuşulması gereklidir. Bunun altını bir kez daha çizelim. Ama mevsimine göre, bölgelere göre şu 5 haftadır sizlere çok önemli notlar düşmeye ve çiftçinin, üreticinin sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Bir kez daha söylüyorum sevgili seyircilerimize, haftaya Allah izin verirse hayvancılığı da burada konuşacağız muhataplarımızla birlikte. Ne durumda olduğumuzu, hayvancılıktaki hali pürmeli halimizi masaya yatırmaya çalışacağız. Yine bereketli, verimli bir program olmasını ümit ediyoruz. Bugün de öyle oldu. Ben bir kez daha konuklarıma teşekkür ediyorum. Hadim Ziraat Odası Başkanı Adem Aslanhan, Hadim Ziraat Odası Genel Sekreteri İrfan Tuğlu ve Bozkır Ziraat Odası temsilcisi Ziraat Mühendisi Süleyman Aladağ bizlerle birlikteydi. Bir kez daha o bölgelere özelde saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayırlı, bereketli bir sezon olması temennimizi bir kez daha yinelemiş oluyoruz. İnşallah. Efendim ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Üretici mutluysa biz mutluyuz. Üretici mutluysa tüketici mutlu. Mutlaka. Tarım olmazsa olmazımız mutlaka. Bir kez daha söylüyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Adile, Bozkır'a, Taşkent'e selamlarımızı iletin diye de ifade edelim. Sevgili seyirciler, bir tarım meydanının da böylelikle sonuna geldik. Gördüğünüz yüzde çok güzel kirazlarımız var. Biliyorsunuz türkülere, deyişlere, deyimlere konu olmuştur kiraz. Dolayısıyla kiraz bizim her şeyimizdir. Kiraza sahip çıkalım. Kiraz üreticilerini yalnız bırakmayalım. Meyve üreticilerini yalnız bırakmayalım temennileriyle de son noktayı koyalım ve hayırlı akşamlar dileyelim. Allah'a ısmarladık.